Aynur Doğan konseri iptal edildi. Melek Mosso konseri iptal edildi. Niyazi Koyuncu konseri iptal edildi. Apollos Lermi konseri iptal edildi. Memerat konseri iptal edildi. Eskişehir'de festival iptal edildi. Son olarak da ODTÜ şenliği iptal edildi. Nedir bu? Neler yapıyorlar? Gündemi mi değiştirmeye çalışıyorlar? Hayır, gündemi değiştirmeye çalışmıyorlar. Ülkeyi değiştiriyorlar. MHP yükselen ırkçı dalgadan faydalanmak için Kürtçe söyleyen sanatçıların konserlerini iptal ettiriyor. 15 Temmuz'dan sonra devlet kurumlarına hakim olan tarikat ve cemaatler de kadın sanatçıların konserlerini ve bahar festivallerini iptal ettiriyor. Bir takım dernekler biliyorsunuz bu konser iptallerine paralel açıklama yapıyor toplanıp. Diyorlar ki bu festivaller ahlaksızlığı teşvik ediyor. Peki nedir bunların ahlakı? Siz hiç bu İslami derneklerin Kur'an kursunda çocuklara tecavüz nasıl edilir dediğini, halkın parası müteahhitlere nasıl peşkeş çekilir dediğini, limanlarımıza gelen yakalanan tonlarca kokain kime geldi dediğini gördünüz mü? Demek bunların ahlak dediği başka bir şey. Bizim anladığımız ahlak değil. Nedir peki bu ahlak? Bunların ahlakı kadının kamusal alanda temsiliyetine, varlığına tahammülsüzlüktür. Kadını konser verirken, eğlenirken, festivalde bira içerken görmek istemiyorlar. Kadının görünür olmasını, fikir beyan etmesini, eşit olmasını istemiyorlar. Bunlar kadın düşmanlığına ahlak demişler kısacası. Tabanı seküler olan MHP de Kürt düşmanlığı rüşvetini alıp kadın düşmanlığına göz yumuyor. Peki ironiye bakar mısınız? Sabah akşam ülkelerinde kadın sokakta olmadığı için sokakta kapalı giyinmeyen kadınların fotoğraflarını çekip TikTok'a koyan Afganistanlara, Pakistanlara nefret saçan milliyetçilerimiz, ülkeyi Pakistan, Afganistan yapmak isteyen İslamcılara, yobazlara çanak tutuyor. Ne demişler? Milliyetçilik aptallaştırır.